93'te bir bayan Mısır'dan gelişte yanıma oturdu. İşte ben o zaman 28 yaşındayım. O da böyle 45 yaşlarında filan bir bayandı. Benle konuşmaya başladı. Ben bir kitap okuyordum o sırada. Kitap baktık, Türkçe kitap. Hemen siz de dedi, Türk müsünüz dedi filan, konuşmaya başladı. Ben önce Arap zannetmiş. Uçak Mısır uçağı olduğu için Mısır'dan geliyoruz. Ben Mısırlı zannetmiş önce. Ondan sonra konuşmaya başladı. Hoca olduğumu öğrenince işte ne yapıyorsun burada, ne iş yapıyorsun, Mısır'da niye bulunuyorsun falan derken böyle biraz laf lafı açtı, konuştu. Sonra bana dedi ki siz dinciler dedi, her şeye haram diyorsunuz dedi. Kadının saçı görünse haram, şöyle olsa haram, böyle olsa haram. Niye haram olsun dedi. Ben de Müslümanım dedi. Orucumu kaçırmam dedim. Namazda bazen kılarım dedi. Plaja da giderim dedi. Bizim evin orada cami var dedi. Caminin önünden geçerken başörtüsünü takarım, geçince çıkartırım dedi. Dedi. Ben dinledim. En son diyeceği bitti. Önce dinleyeceksiniz. Yoksa o sizi dinlemez. Önce o bir içindekileri boşaltmalı. Bırakın önce bir boşalsın. Siz onu dinlemezseniz o da sizi dinlemez. Dinledim bitti söyleyeceğim. Dedim bir şey diyebilir miyim? Buyurun dedi. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz dedim. Dedi adil bir Allah'a inanıyorum. O sırada da uçakta gazete dağıtmışlardı. Hatırlıyorum bu Şemli Sakık'ın 33 askeri öldürmesi olayı var ya 93'te. Tam o gündü yani, benim işte uçakta olduğum gün. Oradan aklımda kalmış yani olay. 33 şehit diye gazetede başlık, manşet. Kadın da onu okuyordu ve tüh 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 vah 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 böyle yapıyordu. Ben de oradan çıktım yola. Dedim ki nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Adil bir Allah'a inanıyorum deyince dedim ki evet doğru, Allah adildir. Peki dedim, o okuduğunuz haberi, o askerleri öldüren adamı hakim de mesela idam etse, bu adalet mi değil mi? Tabii dedi, adalet dedi. Onun da canı yok mu dedi. O kadar askeri öldürmüşler dedi. Tabii ki öldüren de öldürülür. Peki dedim, demek ki adalet bazen affetmemeyi gerektiriyor. Bak sen dedin ki Allah adaletlidir. Madem adaletlidir, o halde adalet bazen ceza vermeyi de gerektirir. Affetmemeyi gerektirir. Allah madem adaletliyse o zaman kendi emirlerine göre yaşayanla yaşamayanı aynı muamele yapar mı? Adaletse adaleti sağlamaz mı? Birisi Allah'ın dediği gibi giyinmiş, birisi başka türlü giyinmiş. Birisi Allah'ın dediği gibi para kazanmış, birisi başka türlü kazanmış. Birisi namaz kılmış, birisi kılmamış. Madem adaletliyse Allah, ikisini aynı yere koyar mı? Bir daha soruyorum dedim. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Siz diyorsunuz ki, vücudumu, saçımı erkekler görse ne olur? Diyelim ki bir şey olmaz. Sen ne olacağını çok iyi biliyorsun da, neyse. Diyelim ki bir şey olmaz. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hiçbir şey olmasa bile Allah yetkili mi değil mi? Sen yetkili bir Allah'a mı inanıyorsun, yetkisiz bir Allah'a mı? Allah sana şuralarını kapat, buranı aç diyemez mi? Babana, kardeşine şuralarını gösterebilirsin. Yabancılara ise gösteremezsin mesela diyemez mi? Bu vücudu sana veren Allah sana böyle bir kanun koyamaz mı?
bu yiyecekleri sana veren Allah, şunlar haram kılıyorum, bunları yeme, şunları ye diyemez mi? Saçımı görseler ne olur diyor. Diyelim ki bir şey olmaz. Allah yetkili mi değil mi? Ya siz yetkisiz bir Allah'a iman etmişsiniz. Ne olur diyorsun. İsterse sebebi olmasın. Allah yetkisini kullanır. Elbette sebebi var. Ama diyelim ki sen sebebi bilmiyorsun. Elbette her haram kötüdür. Elbette ki bir sebebi de vardır. Ama diyelim ki biz bilmiyoruz. Sonuçta Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu biliyoruz. Hakkının da sonsuz olduğunu biliyoruz. Bize istediği gibi kanun koyma hakkı var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar Allah'a inandım diyorlar ama inandıkları, Allah'a inanış şekilleri olması gerektiği gibi değil. Yetkili bir Allah'a inanmıyorlar. Bunlara bunu anlatın. İslam davetçileri Allah'ın yetkili olduğunu anlatmalı.